Programımıza da hoş geldiniz bu arada. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Bizi ateş gittiğine kadar işte ateş yaktı bizi. Kimse burada adını nasıl veriyoruz ama en az bizim kadar sizlere de yaktı, sizlere de yaktı yani bu ateş. Bizim oğlumuz, Erhan bizim oğlumuz, acımız çok büyük. Fakat şehit mertebesine ulaştıktan sonra bütün herkesin, bütün ülkenin, hatta buradakilerin hepimizin şehit oldu yani ortak. Onun için hiç kimse yalnız bırakmıyor. Böyle programlarda anıyoruz, anma programlar düzenliyoruz. Hatta bizzat Kaymakam Bey, Belediye Başkanım, hatta Müftü Bey bayramlarda, özel günlerde evimize ziyarete geliyorlar. Herkese açık kapımız. Allah razı olsun herkesten. Yani gerçekten bu programda konuşabiliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Neşar Yalçınkaya, şehidimiz vatan aşkı ya da şehitlikle ilgili neler düşünürdü? Bunu sizinle paylaşır mıydı? Ben bir şey diyemeyeceğim. Bu programı düzenlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Başka bir şey diyemeyeceğim. Biraz da rahatsızım da onun için. Sayın Nihat Tatdemir, şehidimiz 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece hangi duygularla hareket etti? Vatan aşkını nasıl sergiledi? Ya, vatan aşkı tarif edilmez. İlk önce selamünaleyküm, bütün konuklarımız hoş gelmişler. Yani sevgili öğrenciler aslında bizlerden daha akıllılar yani. Çünkü teknoloji denen bir şey var. Yani bu vatan göründüğü gibi kolay kazanılmıyor. Vatemdeki kızımız ne güzel anlattı, Nene Hatun'u. Bunlar hepsi bizden daha iyi biliyorlar. Yani bizim oğlumuz da zaten evden çıkarken yani gitme dedik ama o dedi ki zaten vatan millet gidiyor dedi yani biz burada zaten duramayacağız dedi. Ben dedi gideyim dedi yani. Öyle deyince zaten biz dayanamadık. Biz de git dedik yani. Gitti. Zaten en son konuşmamız bu zaten. Ömer Kaftemir'le en son konuşmamız bu. Çıktı gitti, gidiş o gidiş. Bir iki de telefonla görüştük. İşte ben şuradayım, şuraya gidiyorum, gidiyorum, gittik. Ondan sonra bitti her şey zaten. Yani bilmiyorum, gençler görüyorlar ya, her şeyi daha iyi biliyorlar, daha iyi görüyorlar. Akıllılar bunlar yani, vatanla milletine sahip çıkarlar. Çıkarlar inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Çocuklarımla beraber gittim. Hatta arabaya sığmadılar. Eve gönderdim dersinde. Askerden 20 gün önce gelen bir oğlumla beraber gittim. İkimiz de orada vurulduk, yaralandık. Hamdolsun Rabbim vatanımıza yani vatanımıza karşı hainlere karşı cephe aldık. Ben yine de gençlerimize, çocuklarımıza diyorum ki vatanınıza sahip çıkın. Rabbim bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bir daha 15 Temmuz'larla karşılaştırmasın. Tabii ki şehitler vereceğiz, tabii ki gaziler vereceğiz. Ülkemiz büyük bir badireden geçiyor. Hainlere teslim olmayalım. Siz güzel okuyun, güzel ahlak edinin. Vatanınıza, milletinize bağlı olun. Benim 4 tane çocuğum var. 4'ü de Allah'a şükürler olsun vatanımı, milletimi öğreterek onlara elimden geldiği kadar vatanımı, milletimi öğretiyorum. 2 tane de torunum var. Torunumun adını, bir tanesinin ismi Ömer Halis. Etkilendim. Oğlum gaziydi. Onun çocuğuna Ömer Halis koydum. Neden? Çünkü Ömer Halisleri çoğaltalım. Şehitlerimizi, Ömer Takdemirlerimizi çoğaltalım. Bütün şehitlerimizi yaşatalım. Yani sadece okullara vermeyle değil, ailemizin içinde yaşatalım. Sizin programınız da ayrıca çok zevk verdi, keyif verdi. Çocuklarımızın okuyuşu çok hoşuma gitti. Allah herkesten razı olsun emeği geçenlerden. Diyorum ya. Vatan ele geçmez. Yani vatan yani 30 kupon alınmadı. Ozan Ali'nin dediği gibi vatan 30 kupon alınmadı. Canlarımızdan feda ederek alındı. İlla ki gaziler de vereceğiz, şehitler vereceğiz. Ben şunu diyorum, vatan sağ olsun. Teşekkür ederim. Sayın Gazi'nin, vatan aşkı ne demek? Nasıl ifade edebiliriz bunu? Ben elimden geldiğince acizane izah edeyim. Öncelikle hoş geldiniz değerli arkadaşlar, değerli misafirlerimiz, değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, değerli ilçe müdürümüz.